Soru ne dedi? Bak, Allah yaptı ama bıraktı, kimseye karışmıyor. Zamanında kurdu. Allah Yasaklı. yaptı. Allah'ın böyle bir ihtiyacı olur mu? Böyle bir şey niye yapsın? Kendisini devre dışı yapacak bir şeyi. Hemen soru sorulduğu zaman hariçten cevap aramayın. Sorunun mantıksızlığını ispat edin. Birincisi o. Böyle bir Allah kendisini devre dışı yapacak bir sistemi niye yapsın? O cevap versin. Niye kendi devre? Yani o zaman yapmasındaki mantık neydi ki? Kendisini devre dışı yapacak bir şey zaten yaratmadan önce devre dışıydı. Varlığın dışındaydı. Zaten varlığın dışındaydı. O zaman niye yaptı? Bu soruda şu var. Allah ayrı. Bu çok önemli şimdi bu. Allah ayrı, kainat ayrı. Allah yaptı, kenarda yatıyor. Yani Allah'lığın dışında, Allah'lığın dışında bir mekan var mı ki kainat oraya koyacaksın? Anladınız mı burayı? Şimdi güneş yukarıda, dünya burada. Allah da bir yerde neredeyse, kainat da bir yerde. Yaptı, bu tarafta karışmıyor. Karışmıyor demek, kainata müdahalesi yok. Yani kainat orada duruyor. Şunu demek istiyorum yani, anladınız da. Ben buradayım, midem orada. Ben gözüm burada, aklım başka yerde yani. Benim dışımda. Kainat, kainatı yapıp karışmamasını isterken kainat nedir ki? Kainat esmaların donmuş hali midir? Mesela şöyle düşünün. Maddeden enerjiyi çıkarın. Ne kalır Furkan? Madde denen bir şey kalmaz ki. Madde donmuş enerji değil midir? Yani buzdan suyu çıkartın. Ne kalır? Kainattan Allah'ı çıkartın. Yani esmaları çıkartın. Kainat denen bir şey var mı ki? Kainat neydi? Esmaların donmuş haliydi. Yani mesela odundan dumanın ve nuru enerjiyi çıkarın diyor adam, sorusunda şu var. Odunu dumansız ve nursuz düşün diyor. O zaman ona onun odun denmez. Odundan dumanı ve nuru çıkarsanız böyle bir odun düşün. Böyle odun düşünülemez. Bedihi bir muhal, vaki bir hakikata tercih edilemez. Mantıksız olur. Ne demek? Zatında mantıksız olan, zatında muhal olan bir şey mesela odunu dumansız, nursuz düşünemez. Bedihi bir muhal. Ona odun denmez. Başka bir şey de o zaman. Mesela susuz buz. Su yok. Bedihi bir muhal bu. Neye söylüyorsun? Bedihi bir muhal. Baki olan bir şeyi. Şu anda işleyen bir sistemi yok kabul edip zatında muhal olan mantıksız bir soruya mantıklı cevap bulmaya çalışmak gibidir ki mantıksız soruya mantıklı cevap da mantıksızlıktır. Allah bir tarafta kainatı yaptı, kenarda duruyor. Kainatı nereye koyacaksın? Ha, bu kainat nedir? Onun söylediği enerjidir. Bizim söylediğimiz esmadır. İki taraflı gittim. Onun enerji diyor. Enerjisiz madde olur mu? E eşittir mc kare. Madde nedir? Donmuş enerjidir. Enerjiyi kaldırırsanız madde olur mu? Ha, o zaman Allah'ın isimleri sıfatlarısız da bu kainatta öyle olur. Aslında senin söylediğin enerji bizim söylediğimiz esma. Yani Türkçesiyle Arapçası. Yani bu kainat nedir? Enerji. Yani biz kuvvet diyoruz. Aynı enerjiye Arapçası kuvvet. Yani kuvvet, kudret, Allah'ın kuvveti, esma yani. Şimdi bu enerjiyi sen bana diyorsun ki Allahsız kainatı düşün. Yani şunu demek istiyorsun, senin tercüme edeyim sen Türkçe. Enerjisiz madde düşün. Enerjisiz mekanı düşün diyorsun. Bedi bir muhal. Zatında muhal bir şey. Zatında bir muhal olan bir şeyi onu ilzam etmek için de mantık kullanılmaz ki. Çünkü zaten zatında mantıksız olduğu için getireceğin doğru mantık da yanlış mantık olur. Sen diyeceksin ki böyle şeylerde Allahsız bu kainatı düşünmenin yolu enerjisiz maddeyi düşünmekle geçer. Enerjiyi maddeden kaldırın. Enerji deyince bizde kuvvet. Yani maddenin meydana getiren donmuş enerjidir. Enerjiyi kaldırın. De orada bitmiyor. Enerjiyi de kaldırırsan eseri de kaldıracaksın. Kuantum fiziğini de kaldıracaksın. Kuantum fiziği yokken fizik olur mu? Fizik yokken ağaç olur mu? Taş olur mu? Fizik yok, ağaç var. Sen bana de ki fiziksiz eşyayı düşün. Yani burada birinci cevabımız nasıl yapacaktık? Bir, böyle bir şeyi Allah niye yaptı? Böyle bir Allah madem kainatsız bir Allah olacaktı, kalacaktı. Allah kainatsız olacak. Kainatı bıraktı. Allah kendi başına haşa haşa 100.000 şafa.
Kendi başına takılıyor. Zaten kainatı yaratmadan önce öyleydi. Ne yapsın? Sence niye yapsın diye soru soracaksın. Böyle bir ihtiyaç var mı? 2. Bu sorunun altında kainat ayrı, Allah ayrı. Yani Allah kendinden ayrı bir şey mi? O evet. Mesela benim masa yaptığın gibi bir şey mi, yoksa masa içinde yani? Evet. Hani değil ki. İşte kainat orada, Allah burada. Yani şey, kainat o zaman Allahsız yani. Peki kainat nedir o zaman? Sen anlamamışsın kainat. Sen bana diyorsun ki Allahsız kainat düşün. Yani sen diyorsun ki enerjisiz madde düşün. Nasıl düşüneyim? Sen söyle bakalım. Senin lisanına tercüme ettim. Enerjisiz madde söyle bana. Anladınız mı abiler? Yani burada sorun da artık bir Allah'ı bilmemekten geliyor da. Fakat onu sen ben biliyoruz. Bir usulden takip edeceğiz. Bakacağız. Soru zatından muhal midir? Yani zatında mantıksız mıdır? Mesela örnek vereyim. Zatında mantıksız bir şey. Sonsuzun sonunda ne var? Cevap verilir mi? Zatında muhal. Sonsuz diyorsun, son veriyorsun, sonunda ne var diyorsun. Veya zatında muhal olan bir şey söyleyeyim. Ona cevap aranır mı? Suyu kim ıslattı? Kainatın içine Allah koymuyor ya. Yaptı, bıraktı. Yani geldik buraya. Mesela ben 5. katta masamdan ayrıldım. Buradayım şimdi. Gibi. Hiç cevap yapmadın bak. Sen bana E eşittir MC kare demedin mi? Madde nedir? Yoğunlaşmış enerjidir. Donmuş enerji. Sen maddeden enerji çıkarırsan, maddeden enerji... Maddeyi nereye koyalım de. Ne diyecek o zaman? Ulan maddeden enerji çıkarsan, maddeden zaten bir şey yok ki. Madde nedir? Yoğunlaşmış enerjidir. MC kare ya. Deist mesela bazen oradan vurur. Yani bu sorular deizm bazı böyle Allahsız düşünmek, bazen peygambersiz düşünmek değil. Bunların nereden çıktı bu ihtiyaç? İhtiyaç hissetmiş. Şimdi direkt dese ki Allah yok, modası geçti. Mesela Allah kendisini daha büyük taş yapabilir mi? Sorusu kaç? Bu modası bitmiş yani. Kalede bile almıyorum. 1975, 1971'lerin sorusu ya. Modası bitti. Ateizm de ne zaman bitti? Kuantum fiziği çıktığı zaman ateizm bitti. İnkarcılık bitti. Yani madde her şey esastır. Determinist yani, determinist. Ne demek o? Madde asıldır. Sebep asıldır. Ondan sonra diğerleri dişe vuruşudur. Şimdi ne zaman gitti? Kuantum fiziğiyle şöyle de, madde atom asıldır. Ne zamana kadar geçerliydi? Biz lise okuyana kadar atom maddenin bölünebilir en küçük parçası diye tanımı yapmış. Belki daha öyle duruyor. Atom nedir? Maddenin bölünebilir en küçük parçası. Şimdi onlar demode oldu bu. Rahmetli Abdülhamit'ten kalmış bunlar. Artık madde ve atom yoğunlaşmış enerjidir. Kuantum fiziği bunları attı çöpe. Kuantum fiziği ateizmi yok etti. Çünkü onlar bize derdi ki, ben o dönemin çocuğuyum 75'lerde. Ya diyor ahirete de dair diyor, ahiretin varlığına dair. Bizans köyde bunu anlatıyorlardı. Bir alamet olsa din hariç, bir yol olsa, bir ipucu olsa biz de inanacağız. Her şey geliyor geliyor maddede bitiyor diyor. Maddesiz düşünemezsin diye. Tamam. Geldi diyor kendisi, onların söylediğini söylüyor. Bu ağaç nedir? Yaprak nedir? Atomdur. Atomdan daha öte bir alem mi var diyor. Çocuklar diyor. Vay ne bilim adamı. Yani atomdan daha ileri varlık mı var? 1975'lerin şeyi. Peki ne oldu kuantum fiziği? Atomu da yok etti. Atom da kuantum fiziğinin içinde kuarklar, nötronlardır. Daha altyapısıdır. Atom denen bir şey yok ki, o bizim gördüğümüz, şahit olduğumuz. Ama görmediğimiz onun altyapısı, onun adı da metafizik, kuantum fiziği ya. Eskide protonla elektron arasında biz okurken, şimdi belki de böyle okutuyorlar. Eğer yeniliği takip etmiyorsa bedevi, gericiler var böyle. Yeni bilimi takip etmeyen gericiler var böyle. Der ki, belki de öyle okutuyor şimdi. Protonla elektron arası boşlukmuş. Şu anda ne diyor kuantum fiziği? Orası diyor dağları kuşatan şey gibidir diyor. Sis var ya, sis. Buhar. Yani mesela yol göz yüz görmez ama arabayı sürebilirsin. Ama dağdan giderken sisli olduğu yerde bir şey var ki görmüyorum. Ama madde değil, bir şey değil yani. Bizim tuttuğumuz bir şey.
Onun gibi protonla elektron arası boşluk derdi bize okurken, şimdi boşluk değil, yoğunlaşmış enerji var, tanımlayamıyoruz. Ne var bilmiyoruz, acayip bir şey. Eskide elektron proton etrafına dönerdi. Öyle okumadınız mı? Eğer yeniliği takip etmeyen bir fizikçi kimyacı böyle anlatır hala. Şimdi ne diyor? Hayır. Dönüyor gibi gözükmesinin sebebi elektron bir anda olması gereken her yerde olduğu için. Dönüyor zannediyor. Yani yeni şeyleri. Şimdi bu fiziği altyapısı olunca ne yaptı? Tarihi olarak söylüyorum. Determinist. Kendi başına olmuş, sebep yapmış. Ateizm. İnkarcılık nereye kadar geldi? Atom ortadan kalkana kadar her şeyi atoma nispet ediyorlardı. Atoma bindiriyorlardı. Atomla izah ediyorlardı. Baktı ki atomla iş bitmiyor. Atom ortadan kaldı. Kuantum fiziğiyle. Atom denen zaten bir şey yok. O bizim tanımladığımız, gözlemlediğimiz atom altı metafiziktir. Kuantum fiziği. O kadar fark var ki aralarında. Ne var? Mesela bu role, bu kağıt. Nerede? Burada. Orada mıdır? Değil. Şu anda olması gereken bir yerdedir. Bu fizikte böyle. Her şey olması gerektiği bir yerdedir. Ama burada keramet nedir? Ben bu kahve fincanını her yerde gösterirsem bu odada, bu keramet olur veya mucize olur. Ama kuantum fiziğinde ise bir madde bir yerde bulunamaz. Nerededir? Aklınız duracak ya. Onlar söylüyor bunu. Diyor ki şu elimdeki kahve fincanı olması gereken her yerdedir. Oranın mucizesi kerameti nedir? Şu kahvenin her yerde olması lazım gelirken bir yerde oluşudur. O bir bu çayı mesela, bu kahveyi bir yerde tutamazsınız kuantum fiziğinde. Her yerdedir. Görüyor musun? Madde de bir hakikatin, bir sistemin, bir düşünüşün, bir ilmin, bir alt veri tabanın dışa vuruşudur, görüntüsüdür. Şu gözükenin üzerine hiçbir şey izah edemezsiniz. Tanımlarsınız, isimlendirirsiniz, anlam verirsiniz, mana koyarsınız. Ama gördüğün şu ağacı alt veri tabansız, onu ilim ehli düşünemez. Çünkü niye? Gördüğüm şu ağaç bizim için ağaçtır, bilim insanı için fiziktir. Ama daha böyle metafizikle meşgul olan, kuantum fiziğiyle meşgul olan adam der ki bu ağaçtır, fiziktir, metafiziktir, kuantum fiziğidir. Yani her şeyi buna istand ediyorlardı. Kainat, kainatı kainatta bitiremezsin. Kainat yoğunlaşmış enerjidir. E eşittir mc kare. Einstein'ın şeyi, formülü. Her şeyi, mesela maddeyi zamansız düşünebilir misin? Mekanı hadi zamansız düşünün. Allahsız kainatı düşüneceğiz ya. Düşün benim yolu. Zamansız kainatı düşünün. Zaman konuşuyoruz. Geçti zaman, namaz kılmadık. O saati geleceğim. Hayatımız her zaman. Ama bir Allah'ın kulu da çıkıp zamanı niye görmüyoruz? Zamanın hacmi var mı? Kütlesi var mı? Zamanın zamanı var mı? Dünü bugünü var mı? Zamanı mekanı var mı? Zaman kütlesi. Madde her şey Allah hallaç pamuğu gibi evirip devirip çeviriyor zaman. Maddeye zamansız düşünebilir misin? Düşün bakalım. Elektronun dönüşü. Yani protonların var olup yok olması, titreşimi. Zamansız olur mu? Zaman nedir? Fizikteki adıdır. Bizim ismimiz nedir? Dehr esmasıdır. Yani tercüme edersek Der, Denizli, Edirne, Hatay, Rize, Der, Esma. Şimdiki fizikteki adı zaman. Şimdi Allahsız kainatı düşünüyor. Zamansız düşün bakalım, oluyor mu? Zaman da bir esma. Sen enerjisiz kainatı düşün. Bizde kudretsiz kainat olur mu? Aynı şeyi ya, tercüme ediyorum birbirine. Bak her şeyin hakikati alt veri tabanı değil mi? Bak şu ağaç, fizik, metafizik, kuantum fiziği, onu esir daha dibi nedir? Zamandır. Bu mevcudat nedir? Bu mevcudatın gözükü. Şu mekan zamanın vücudu haricisidir. Zamanın mülk tarafı mekandır. Zamanın melekut tarafı onların içsel yapısıdır. Yani bir mülk, bir de melekut. Zamanın donmuş hali mekandır. Ya zamansız, diyor ki bana, Allahsız kainatı düşün, zamansız varlığı düşün. Zamansız varlık olur mu? Var denilir mi? Zaman enerjidir. Bizde dehr esmasıdır. Bütün isimleri böyle düşün. Mesela bana şu gözü veren, bu gözden önce gözümü görmesi lazım. Bana bu gözü veren, bana bu göz takılmadan önce bir
gözümü de beni de bu gözden önce görecek, gözümü görecek, göz nereye yakıştığını bilecek, ona göre oraya koyacak. Şimdi benden önce bir göz olması gerekmiyor mu? Bu onun eseri. Şimdi köre isnat ediyor adam bunu. Allahsız düşünmek demek. Yani Allah kainatı yaptı. Kendisi karışmıyor demek. Gözü köre verebiliyor. Kulağı sağıra verebiliyor. Çünkü bir tane ateist de Zeytinburnu'na şey yapmıştık o zaman derslerde. Aşağıda oturmuştuk karşı karşıya. Kalabalıktı. Ona ateistlerin son şeyi şu andaki fikirleri, zeminleri her şeyi oraya götürüyor. Enerjidir diyor. Bu kainat var mıdır dedim. Bir baktım mı inkar ediyor mu acaba? Hebenekacılar var. Bizdeki adı Sofestayı. Hebeneka bu gördüğümüz her şey hayaldir. Baktım bu kabul edecek mi ya dedim. Bu varlık var mı dedi. Var dedi. Hah çok iyi. Çok sevindim ya. Şimdi bitti. Tabii ya o zaman işi bitti ya. İlk önce onu söyle. Çünkü Sultan Bey'in de böyle bir deliğe denk gelmişti. Abi bir gelsene dedi Nal burada. Abi bir gel dedi Allah aşkına ya. Dedim kardeş beni meşgul etme ya. Adam bir tanesi hebenekacı. Sofestayı. Ondan sonra dedi ki Allah hayaldır, kabul ettiğiniz için vardır diyor falan. Ulan şüphelendim. Yani bu mevcudatı biz kabul ettiğimiz için mi var yoksa var olduğu için mi kabul ediyoruz deyince dedim bu mevcudat var mı ki dedi ya bu mevcut olsun dedi. Bunlar hep hayaldir. Sen de mi hayalsın? Ben de hayalim. Ulan içimden geldi böyle bir tane çakayım bu da hayal. Yani bu, onun için bu sorular benim için öyle basit. Çünkü 75'te sorular ya. 1975'te ya. 75'in sorular. Ondan sonra dedim ki, bak Zeytinburnu'ndaki ateist ya. Dedim ki bu mevcudat var mı? Var dedi. Aa çok iyi. Bu mevcudatın dedim hem yapılan hem yapan olamayacağından bir şey. Hem yapılan hem yapan. Kendi kendine demek. Kendisi kendisini yaptı demek. Olmayan kendisi. Bak olmayan. Kendi kendimi nasıl olmuşum? Kendim kendimi. İlkokul çocukları gibi ecele bakalım. Kendim kendimi. Olmayan ben. Olmayan benle yapmışım beni. Ben beni yapmışım. Yani tamam. Dedim ki madem bu kainatı kabul ediyorsun tamam. Bu kainatın dedim arkasında bunu şekillendiren, boyayan, sanat koyan, hikmet koyan, mana koyan, anlam koyan bir dedim kim olabilir dedim sence? Enerjidir dedi. Çok güzel. Çok hoşuma gitti dedim. Doğru. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bu kainatın arkasında enerji var dedi. Ateistlerin dediği bu. Kainatı çepeçevre kuşatan enerjidir. Eşittirimci kar ya. Tamam. Kalem aldık, kağıdı aldık. O zaman bu kainat yapan enerji değil mi? Aynı şeyi düşünürüz. O hocam dedi çok güzel dedi ya. Öyle kültürlü olacağı çok severim dedi. İyi tabii ben de severim seni bak. Aynı şey söylüyoruz ama dedi. Verdiğimiz luka mesela bir tanesi. Bir adamı Hasan demiş, ötekisi Hüseyin demiş. Değişen ne? İsim onu değiştirir mi? Onun zatını değiştirmez isim. Dedim bu enerji. Bu kainattaki gözleri o mu yaptı? Durdu. Bizim gözümüz de enerji yapmıştır. Bizim kulağımızı da enerji yap. Bizim hayatımızı da enerji yaptı. Bizim şuurumuz da enerji yaptı. Bizim duygularımız da enerji yaptı. Şehvetimizi enerji yaptı. Muhabbetimizi enerji yaptı. Şefkatimizi enerji yaptı. Korkma duygularımızı hep enerji yaptı. Öyle değil mi? Tabii bu kainat enerji. O durdu. Anladı. O zaman benim gözümü yapan enerji kör olmaması lazım. Bana kulağı yapan enerji sağır olmaması lazım. Mantığı bu. Bana hayatı veren enerji hayatsız olmaması lazım. Bana şuuru veren enerji şuurlu olması lazım. Bana muhabbeti veren enerji gaddar olmaması lazım. İşte bana şefkati veren bu olacak. Muhabbeti veren işte tam bu görüyor bu enerji. İşitiyor, duyuyor, hissediyor. Canlıdır, ruhludur. Bana aklımı veren enerji akılsız olmaması lazım. Artı bu sıfatların toplamına işte görüyor, işitiyor, duyuyor, hayat sahibi, ruh sahibi. Bunların toplamına biz esmalar diyoruz. Sen enerji diyorsun aynı şey. Esma. Mesela şu kainatı hareketlendiren nedir? Zamandır. Zaman. Zamanın zaman olmayacağına göre zamanın başlatanı olmaz. Niye Allah'ın başı yok? Zamanın başı olmadığı gibi. Zamanın zamanı var mı? Suyu ıslatan var mı? Zamanın zamanı olmadığı için, o var olduğu için var. Hemen diyecek ki, yani nasıl yani? Hani 60, 63 tane mi? 200 küsüre çıktı şimdi. Bizim zamanımızda 60 küsür kalmış herhalde 75'te, 1970 kafamda. 63 tane fende, bilimde sabiteler var. Kabul etmek zorundasın. Ona soru sorulamaz. Mesela güneşten kopmuş olan dünyaya, deniz seviyesinde
0 santigrat derecede 76 milimetre civa basıncı altında. Şunlar, bunlar hep sabit. Deniz seviyesi niye? Öyle sabit kapılacaksın kardeşim. Güneşten kopmuş olan dünyada deniz mi vardı ki deniz seviyesi olsun? Hocam dedim, bunların bu sabiteleri niye sabit kabul ediyoruz? Soru çözülemez diyor. Bu sabiteler sabittir. 60 küsür tane sabit var bütün fizikte. Sabiteler sabit olmak şarttır. Peki bu kadar 60 küsür tane sabiteleri sabit kabul etmek zorundayız ki formülü çözülsün. Bir Allah sabitesini niye kabul etmiyoruz? Niyetin yoksa kağıt, yazılı kağıdı bırakacaksın. Şimdi yazılı kağıdı verdi. Pis şu kadar evlat. Şu sorumuzun şeyi, sabiteleri söylüyorum. Deniz seviyesinde 0 santigrat derecede 76 civa başıncı altında. Yani güneşten kopmuş olan dünyamız 76 civa basıncı mı vardı, deniz seviyesi mi vardı? Hocam, oğlum yapacaksan yap yazılı kağıdı. Sabiteleri ben kabul etmiyorum. Sabiteleri kabul etmesen sorunun cevabı da yok. 60 küsür tane sabiteleri kabul ediyorsun da bir Allah sabitesini niye kabul etmiyorsun? Ne dedi Allah'ın o zaman? Acayip diye. Ama böyle durdu. O ne yapmıştı biliyor musun? Tabii 1975-76'larda o demişti. Hasan dedi, ahirete dair, ahiretin varlığına dair hiç unutmuyorum. Fizikçiydi. Yani bir ipucu olsa dedi ya, atomda bitiyoruz dedi ya. Atomdan sonra yol yok ki dedi, ahiretin varlığına bir ihtimal olsun. İnan dedi, ahiretin dedim diyor, ahiretin varlığına atomdan sonra diyor, bir patika yolu olsa ben onu otoban yapacağım dedi. Atomda her şey bitiyor dedi. Sonra bu kuantum fiziği tabii bizim Türkiye'ye pek gelmemişti. Çünkü işlerine gelmiyordu sındıkların. Gelmek zorunda kaldı şu anda genel. Kuantum fiziğiyle atom ortadan kalkıyor. Artık metafizik ve kuantum fiziği öteleri yolunu açtı. Çünkü her şey atomda bitmiyor. Bitti artık o. Her şeyi atomda bitirirsen ateizm olur. Ateistlik olur. Ne Allah arıyorsunuz ya? Ne ahiret arıyor? Her şey bu. Bununla yapılıyor. Ama baktılar ki atomla bitmiyor. Atomda gözüken bizim müşahede ettiğimiz, gözlemlediğimiz son karakol. Ama ondan sonra karakol yok mu? Suriye'de son karakol. Ondan sonra Suriye devleti var ya. Neyse, Cen var ya, Cen İsviçre'de. Sen diye geçer. Orada bu deney yapıldı ya. 10 seneyi geçiyor. 15 sene mi ne var? Bunu aradım. Suadiye'de de oturuyor. Buldum yani. Çok ulaştım. Aradım. Aynı anlatıyorum size. Ne demişti? Hiç unutmuyor. Çok dokunmuştu bana. Ahirete bir patika yolu olursa ben onu otoban yaparım Hasan demiş. Hoca değil mi abi? Benim fizikçi oldu. Ama beni çok severdi. Yani böyle bir özelliği vardı. Düşünmeyi çok severdi. Kesinlikle aşağılamaz, itmez, dinlerdi yani. Ama atomda her şeyi bitiriyordu. Yani olsa inanacağım diyor. Yani atomdan sonra bir varlığın alameti olsa kabul edeceğim demişti. Yani bir yol, ahiret. Telefon ettim. Falan. Oo, tanıttım ya. Oo, Hasancığım. Böyle. Çok acayip adam. Yaşlı tabii şimdi. Herhalde tabii görmedim ama telefon. Hasancığım, ne yapıyorsun, ne ediyorsun dedi falan. Sonra hocam dedim ya, bir şey ben de merak başlayınca bu konuda direkt sizi hatırladım dedim. Çünkü bize emeğiniz var. Bizde bazı şeyleriniz kaldı. Dedim ki hocam, atomdan sonra yol var biliyor musunuz hocam dedi. Yol bulundu, yol var. Hiç unut, itimat edin. Aynı şöyle yaptı. Hasancığım, atomdan daha ileri patika değil, otoban yolu açıldı. Ben Allah'a ve ahirete inanıyorum dedi. Patika değil, otoban açıldı dedi. Allah'a ve ahirete inanıyorum. Kuantumu kastettin değil mi oğlum dedi. Evet hocam. Evet, madde hiçbir şey değildi yavrum. Ben dedi gece gündüz bununla yatıp kalkıyorum. Kuantum fiziği beni ahireti iman etmeme vesile oldu diyor. Ve ateizm burada bitti diyor. Hocam dedim, sizin döneminizde yok muydu? Vardı dedi ama Türkiye'ye nedense getirilmiyordu. Yani bizim eğitim şeylerine sokulamamıştı diyor. Anlatsın, o zaman bize bile gelmemişti. 75-76. Demek ki takip etmiş çok. Tabii, etmez mi adam? Şimdi düşünebiliyor musun? Şimdi biz gidip de Allah var mıdır diye ateiste soruyor muyuz? Yani inancımızı sorguluyor muyuz? Niye sorgulamıyoruz? Çünkü inancımızdan şüphemiz yok. Ama bana o kadar ateist gelmiş ki dediğini bilmiyorum. Allah var mı diye soruyor. Niye? Şüpheci de ondan. Ya varsa diye beni buluyor veya onu bunu buluyor. Risale'yi bir buluyor. Ya varsa ahiret. O Devsol'un İstanbul sorumlusu buna Müslüman oldu.
hiç unutmuyorum. Hapiste 80 ihtilalinde girmemek için 80 ihtilali olmadan birkaç gün önce Türkiye'den kaçırmışlardı. Ben onun bir konuşmasını dinledim. Tanıyorum çünkü. Kasımpaşalıydı. Biz de Hasköy'de buyuyorduk. Hasköy ile Kasımpaşa arasında bir tepe var. O tepede Salı Pazarı. Aynı pazarı kullanırdık Salı günü. Biz Hasköy'deydik. Dev Sol, Dev Gençlere aitti. Kasımpaşa ise şeylere aitti. Ülkücülere aitti. Orada mücadele ediyordu vesaire. Ama solcuydu. Bu 80 ihtilali olmadan önce AC'yi nasıl ki hapisten kaçırdığı zihniyet, aynı zihniyet bu elebaşların, düşünen elemanlarını, çünkü Dev Sol, Dev Genç bunlar hep kuran CIA, Amerikan gizli servisi. Ama onu da kuran, onu da şey yapan MI6, İngiliz istihbaratıdır. Soru sorulduğu zaman hangi yöntemi takip edeceğiz? Onu da güzel bir ders gibi oldu. Yani bunlar bizim yemekte, çay fasıllarımız böyle bereketli oluyor.